Efendim, yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını bugün Şırnak ve Mardin'de düzenlediği mitinglerde verdi. Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız Türkiye olmaz diyen Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele vardı. Erdoğan, Şırnak'ta bölge ekonomisini yakından ilgilendiren bir de müjde verdi. Şırnak'la aramıza girmek için her yolu deneyenler de oldu. Kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız bir Türkiye'de olmaz. Yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Şırnak'tı. Bölücü örgüt üzerinden yürütülen karanlık senaryoları anlattı. Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur. Ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin, hepimizi birden hedef alan karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Güney sınırlarımızda güvenlik koridoru oluşturuyoruz dedi. Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz. 22 yıldır eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını anlattı. Muhalefet partileri hedefindeydi. Bunların gayesi ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga, terör günlerine döndürmektir. Türkiye'nin geleceği için en küçük bir hayalleri, vizyonları, programları olmayanların heybesindeki tek malzeme budur. Bizim ise bu ülke ve bu millet için çok büyük hayallerimiz var. Konuşmasında ekonomiye de önemli bir yer ayırdı. Milli gelirde dünyada 11. sıradayız diyen Erdoğan bir de müjde verdi. Kabarda günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak uçacak. Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçmek, yıl sonunda da 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Efendim, bu arada üzücü bir haber paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta kaza geçirdi. Bir polis memuru maalesef şehit oldu. 3 kişi de yaralı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin Şırnak'ta düzenlediği miting için bölgedeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinin Şırnak İdil'de bir trafik kazası geçirdi. Kazada bir polis memuru şehit oldu. İkisi polis, 3 kişi de yaralandı. Erdoğan kazayla ilgili konuştu. Şehit olan koruma polisine başsağlığı diledi.